Herkese merhabalar. Başak Koç ve Filenin Yıldızları programına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Evet, bugün farklı bir yerden sizlere sesleniyoruz. Stüdyoda değiliz ama çok güzel bir iş için yolculuğa çıkacağız. Bildiğiniz üzere tüm sezon boyunca Şampiyonlar Ligi'nin bütün dinamiğini, maçları, heyecanı, röportajları hepsini sizlerle paylaştık stüdyo programlarımızla. Artık Devler Ligi'nde son aşamadayız ve final diyeceğiz. Bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde bizleri temsil eden Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları ve Vakıfbank'ı bu zamana kadar bütün emekleri için bir kere daha teşekkür ederken, bizler 8. kez final görecek olan Vakıfbank'ın rakip Konegliano'nun bekleyişinde Slovenya yolculuğumuzu işte buradan başlatıyoruz. Umut ederiz ki Türk temsilcimiz Vakıfbank 4 kez kazandığı Devler Ligi kupasının yanına 5.'yi de koyacak. Orta Avrupa'nın güneyine doğru yol alacağız Slovenya'ya giderken. Tabii ki dağlar, göller, ormanlar orta çağının havasını alırken kentin güzelliklerini de sizlerle paylaşacağız. O yüzden bize takibe devam edin ve Esport ekibi olarak sevgili Volkan ve sevgili Hasan ve değerli ekibimizle birlikte bizim Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanını yaşamak için Slovenya yolculuğumuz başlıyor. Hadi gidelim. Slovenya'nın harika atmosferinde, muhteşem ortamında sizlere buranın güzelliklerini yaşatmaya devam ediyoruz. Müzik isterseniz var, doğa isterseniz var, spor yapan isterseniz var. Herkes burada. İnanılmaz bir hava var. Tabii bizler buraya niye geldik? Vakıfbank'ın Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu, bu kupayı 5. kez alması umuduyla. Aslında bu podyum Vakıfbank'ın Şampiyonlar Ligi'nde 12. podyumu olacak. Tabii ki bizim gönlümüz birinciliklerden yana. Çünkü Vakıfbank bu sezon öyle bir başladı ki Süper Kupa ile hızlı giriş yaptı. Türkiye Kupası'nı aldı. Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı aldı. Lig şampiyonluğunu aldı. Yani aslında hedeflenen bütün paketin 4'ünü tamamladı. Bakalım son kupada gelebilecek mi? İşte Slovenya'nın, Ljubljana'nın güzellikleriyle bu yolculuğu sizlere aktarmaya keyifle devam ediyoruz. Her şehir simgeleriyle anılır. Bir taraftan işte bisikletlerde dolaşırken bu güzel görüntüleri sizlere taşımaya devam ediyoruz. Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da da 3 köprü simge haline gelmiş. Buna aynı zamanda da 3 kardeşler köprüsü deniyor. Az sonra size o mitolojik ejderhayı da göstermeye gideceğiz. Az önce Vakıfbank'tan bahsetmiştik. Biraz da rakibimiz Imoco Conegliano'dan da bahsetmek istiyoruz. Hatırlarsınız, son Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu rakibimize kaptırmıştık. Yani tarihler o zaman 2021, yanlış hatırlamıyorsam Ekim aylarıydı. Ve bu yıl Vakıfbank rüştünü Imoco'ya karşı Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde gösterdi ve takımımız Dünya Kulüpler Şampiyonu oldu. Yani şöyle tekrar bir hatırlatırsak kupa sayılarını, Vakıfbank hedeflediği 5 kupadan 4'ünü aldı, 5.'ye doğru gidiyor. Imoco da hedeflediği 3 kupayı aldı. Bakalım onlar da 4. kupalarına erişebilecekler mi? Bu kran krana mücadeleyi heyecanla, keyifle bekliyoruz. Müzik
Devler Ligi finali dev gibi gücü, cesareti, birlikteliği, özgüveni gerektirir. Hakan, Gabi'nin, Mişel Barşaklı'nın güçlü smaçları, Zehra'nın, Cansu'nun, Ayça'nın cesareti. Yani aslında Giovanni Guidetti önderliğinde takım birliği. İşte bizler Ejderha Köprüsü'ndeyiz. Ejderha da Slovenya'nın armasının simgelerinden biri. O zaman bizler ne yapıyoruz? Ejderha'nın gücünü ardımıza alarak maça doğru gidiyoruz. Herkesin dileği kendine. İnanan var, inanmayan var. Kimisi aşk diler, para diler, kariyer diler, huzur diler, sağlık diler. Tabii ki her şeyin başı sağlık. Ama biz burada oluş sebebimize gelelim ve bizim dileğimiz belli. Devler Ligi'nde Vakıfbank'la birlikte büyük kupayı alabilmek ve bunu 5. kere müzeye götürebilmek ve bütün Türkiye'yi bir kere daha gururlandırabilmek. İşte burada kilitler asılmış bütün dilekler için. Biz de o zaman taktığımız bu kilitle birlikte aslında rakibimiz Conegliano'nun şansını burada kilitleyelim istedik. Kendimize de bol şanslar dileyelim istedik. Hadi bakalım, yolumuz açık olsun. Dedik ya, dünya küçük. Türk de Türk'ün sesini duyduğu zaman hemen yanına gider. Hele ki mevzu bahis voleybolsa. Ne güzel ki Derya Hanım'la karşılaştık. O da burada dileğini tutarak kilidini taktı. Derya Hanım, sizi gördüğümüzde çok çok mutlu olduk. Bu kilitte neler oldu? Hangi dilekler tutuldu? Voleybol maçı için mi burada Slovenya'dasınız? Evet, voleybol maçı için buradayız. Kızım inanılmaz bir de voleybol hayranı. Vakıfbank'ı desteklemeye geldik. Kızımla beraber biz de geldik. İnşallah bugün alacaklar. Yani siz kızınızı voleybola yüreklendiren taraf mısınız, yoksa kızınızın doğan sevgisiyle siz onu destekleyen taraf mısınız? Gerçi bizde sonuç hiç değişmez ama niyeyse böyle bir soru geldi içimde. Beşik'i zaten inanılmaz bir de gönül vermiş ve çok keyifle oynardı. Daha sonra bıraktı. Şu anda izlemeyi tercih ediyor. Harika, ne kadar güzel. İşte voleybol sevgisini her yere taşıyoruz. Buralara kadar geldik. Orta Avrupa'nın harika bir coğrafyasına geldik ve ne mutlu ki hava bizi o kadar güzel karşıladı ki şehir turumuza devam ederken de bir taraftan bu güzellikler içerisinde arkamızda gördüğünüz kalede de yemek yiyeceğiz ve ardından seyahatimize devam edeceğiz. Orta Avrupa'nın en güzel coğrafyasından biri, Güney Slavya'nın en güzel ülkelerinden biri Slovenya'dayız. Slavca kökenli bir kelime, Slavların ülkesi demek. Çok küçük bir ülke ve küçük ülkenin de çok az bir nüfusu var. Kalemiz çok güzel bir kale, 17. yüzyıldan kalma bir savunma kalesi. Bugün tamamen turizme açılmış durumda. Şu anda UNESCO tarafından koruma altında bulunan çok önemli tarihi bir mekandayız. Sizin kafanızda yer eden ilk üçü soracağım. Slovenya'nın bunlar içerisindeki yerini de hemen soracağım. Şimdi çok güzel bir soru. Slovenya olarak değil ama Bled Gölü olarak derseniz dünyada en güzel üç göl arasındadır. Titicaca Gölü Peru, Hallstatt Avusturya, Bled Slovenya. Alplerle buluştuğu Gorenz bölgesinde harika bir milli parkın içerisinde bizler Bled Gölü seyrimize başlayacağız. Ama gerçekten burası havasıyla, oksijeniyle nefes kesici. Yolda gelirken spor yapan, bisiklete binen, koşan ve göle giren, yüzen birçok insanla karşılaştık. Ne güzel ki doğa bize de bugün eşlik ediyor. Hadi o zaman Bled Gölü seyrimiz de devam ediyor. We'll be right back.
üzerindeki harika gezimizi tamamladıktan sonra işte yeni bir challenge bizi bekliyor. Burada tam 99 tane merdiven var. Aslında bunlar yıllar öncesinden bir geleneğe de izaf edilmiş. Yani evli çiftler gelip de birbirlerini yukarı kadar taşırlarsa o evliliğin uzun süre süreceğine dair de bir inanç var. Tabii bu merdivenleri yukarı çıktıktan sonra da bir çan var. Evlenmek isteyen kadınlar bu arzularını belirtmek için çanı 3 kez çalarlarmış ve böylece aslında evrene de evlilik çığlıklarını bir nebze de olsa göndermek isterlermiş. O zaman seyahatimiz bu görüntülerle devam ediyor. Ejder, küçük ejder, söyle bana süper finallerde hangi takım kazanacak bakalım? Kulağıma fısıldadı. Ben aldım bütün cümleleri bu küçük ejderden. Kimler için beklentilerimiz var şöyle bir hatırlatalım. Ljubljana'da süper finalleri yaşarken kadınlarda bir tarafta Vakıfbank Türk temsilcimiz, rakip İtalyan Conegliano. Ama erkek finali olduğunda bir kere daha hatırlatalım. Süper finaller lafı boşuna denmedi. Yine bir İtalyan ekibi, gerçekten de Avrupa voleybolunu domine eden Trentino ve aynı zamanda da son Avrupa şampiyonluğuyla yıllar sonra Polonya'ya Devler Ligi kupasını getiren Kozze takımı. O yüzden Polonyalılar, İtalyanlar, Türkler, herkes, bütün dünyadan voleybol severler gördüğünüz gibi sokaklarda. Onların coşkusunu yaşarken artık biz de akreditasyon kartlarımızı boynumuza taktık ve maç heyecanını daha yakından yaşamak için de salona doğru yolculuğumuz başlıyor. Anonsları çekerken böyle foto bump denilen şeye video bump olarak Matteo devreye girmişti. Biz de gel koçum dedik, o zaman söyleyeceklerim vardır diyerek onu hemen yayınımıza çağırdık. Matteo, it's so nice to see all the people. Matteo, burada Ljubljana'da dünyanın her tarafından bir sürü insanın gelip voleybol izlediğini görmek çok güzel. Bir İtalyan olarak İki takımın var. Erkek takımı olarak Trentino var, Avrupa'nın en iyilerinden. Bir de Conegliano var. O da bizim Türk takım, Vakıfbank'ın rakibi şu an. Nereden, kaç kişi olarak geldiniz ve maç hakkında ne düşünüyorsun? Dün geldim aslında. Yanımda 4 arkadaşım var. Burada her şey çok güzel. Tabii İtalyan takımlarını destekliyorum ve onlar için en iyisini umuyorum.
Peki Lübnan'ı beğendin mi? İlk defa mı geldin? Çok sevdim Lübnan'ı. İlk kez geliyorum. Burada zaman geçirmek çok keyifli. Gördüğünüz gibi hava da çok güzel. Çok mutluyum. İtalyanca iyi şanslar nasıl söyleniyor? Bocca lupo? Kesinlikle. O zaman sen de bana Türkçe bol şans diyebilirsin. Bol şans. Bol şans. Bocca lupo. Yes, thank you. Thank you. Teşekkürler. Bye. Görüşmek üzere. Thanks a lot. Thank you. Bye. Ciao. Voleybol kültürü, spor kültürü dünyayı buluşturuyor derken aslında çok da güzel bir şey söyledik. Çünkü Umut da Londralardan geldi. Slovenya'da, Ljubljana'da Vakıfbank'ı takımımızı desteklemek üzere. Şöyle bir hemen arkasını döndüğünde de aslında nasıl bir destekçi olduğunu görüyoruz. Bizden önce otele takımın yanına gidip sporcuları tek tek bulup bu muhteşem formayı imzalatmak da her yiğidin harcı değildir. Umut'cum, Londra'dan gelip her şeyin hakkını vermişsin. Voleybol olan bu sevgi sende ne zaman başladı? Ya çok başarılı bir ülkeyiz kadın voleybolda. Yani bence bu başarı da taraftar arkasından getiriyor zaten. İşte milli takım olsun. Yani çok iyi 4 tane takımımız var. Başka hangi spor dallarına ilgin var? Var mı? Futbola işte Beşiktaş taraftarıyım eskiden. Son dönemde biraz futbola ilgimi kaybettim. Böyle o boşluğu voleybolda olurdu benim için. Harika, ne güzel. Bugün o zaman takıma buradan ne söylemek istersin? Mikrofon senin. Ben öncelikle Isabel'in imzası eksik. Onu görmeyi çok istiyorum. Umarım maçı kazandıktan sonra after party'de görüşürüz. O zaman görüşmek üzere. Umut'cum hepimize başarılar, bol şanslar. Slovenya'nın ejderhası varsa güç, dinamik, cesareti simgeleyen çok kıymetli Bursa'mızın da timsahları var. İşte onları burada Ljubljana'da bulmuşken bu güzel ikili onları da hemen mikrofon uzatmak istedik. Herkesin gönlü voleybolla taşkın durumda. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Tanıyalım mı sizlere hemen? Tabii ki, Mehmet benim ismim. Derya ben. Mehmet ve Derya. Voleybol aşkı nereden başladı? Benim eşim sayesinde başladı aslında. O da eski bir voleybolcu. Onunla birlikte maçlara gide gide bu futboldan sonra voleybolda aşık olduk. Yani işte futboldan rol çalıyoruz ama bence çok da iyi yapıyoruz. Ne dersin sevgili Derya? Ben de Vakıfbank personeliyim aynı zamanda. Harika. Voleybol aşkım sayesinde voleybolcu olamayıp Vakıfbank'a girmiştim. Takımımızı destekliyoruz. İnanıyoruz ki bugün kazanacağız. Harika. O zaman Vakıfbank'a Şampiyonlar Ligi'nde Devler Ligi arenasında 5. kupa gelir mi? Gelir. Gelecek. Vakıf nereye biz oraya diyen ve İstanbul'dan maçı izlemeye gelen taraftarlar. Ne güzel oldu, sizleri gördük. Biz cuma günden beri buradayız. İşte bu akşam maçımız var. Heyecanlıyız. Harika. Vakıf nereye biz oraya cümlesi sizden çıkmıştı. Bu duyguyu, bu sevinci, bu sevgiyi bir anlatalım mı? Ya gençlikten kaynaklanan belki spor aşkı olsa gerek. Futbol, atletizm. Dolayısıyla görseli böyle güzel. Özellikle de bu yaştan sonra da artık açık mekanlarda spor çok fazla mümkün olmayınca daha çok kapalı alanlara taraftar olarak gitme arzusu yoğunlaştı. Vakıfbank tabii favorimiz, gönlümüz de onlardan yana. İnşallah yenip şampiyon olup hep beraber memlekete döneceğiz yani. Hep birlikte şampiyon olup memlekete... Biz oraya. Bir daha alalım. Vakıf nereye? Biz oraya. Helal olsun. Vakıfbank'la oyuncuları söylemek istediğiniz var mı direkt? Ya hepsini yanaklarından, gözlerinden öpüyorum. Cesur olsunlar, korkmasınlar. Her zaman yaptıklarını yapsınlar, değişik bir şey yapmasınlar. Yani kazansınlar, yapacak başka bir şey yok. Harika, sizden var mı? Akşam onlarla beraberiz, gönlümüz de onunla, tezahüratlarımız da onunla, kalbimiz de, dualarımız da onunla. Akşam inşallah kazanacağız. Vallahi daha ne olsun, dilekler tutuldu. Gönlümüzden kopan en güzel istekleri takımımıza ilettik. Gerçekten de canla başla mücadele ettikleri için bir kere daha ekibe selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Haydi o zaman maç heyecanını yaşamak için bizler devam ediyoruz.
Değerli başkanım, çok heyecanlıyız. Vakıfbank'ın 35. sezonunda bu yıl özellikle geri dönüşlerle birlikte muhteşem bir epik bir öyküye de imza atarak Vakıfbank 4 kupayı aldı. Yani hedeflenen bütün paketi tamamlamak üzere şu anda Slovenya'da, Ljubljana'da rakip Koneliano karşısında mücadele edecekler. Biliyoruz ki sizler hani sporu çok iyi bilen taraftasınız. Bu arada Trabzon'un olduğu için Trabzon şampiyonluğundan. 19 Mayıs haftası gençlik haftası olduğumuzdan dolayı Efes'in Avrupa şampiyonluğunda. Yani aslında bir eksik tamamlanacak halka bizim alacağımız şampiyonluk. Bu bize tabii ki baskı yaratmıyor ama ben daha fazla uzatmadan sizin duygu ve düşüncelerinizi almak istiyorum. Valla uzun bir sezon geçirdik. Sezon açılışında 35. yılımızda 5 kupa hedeflemiştik. 4'ünü aldık. İnşallah 5. kupayı da alıp ülkemize döneceğiz. Ancak sizin de ifade ettiğiniz gibi ülkemizin sportif alandaki başarıları devam ediyor. Akşam da Efes Avrupa şampiyonu oldu. Bu da bizim üzerimize baskı yarattı, bir beklenti yarattı elbette. Kızlarımız bunu başarabilecek güçte. Vallahi çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir destek aldık taraftarlarımızdan. Dualarını eksik etmesinler. Duaları bizimle birlikte olsun. Son kez bu sezon için başaralım ve ülkemize kupayla dönelim. Geldik. Buradaki heyecan ve tansiyon her zamankinden daha da yüksek. Çünkü artık maça saatler kaldı. İstanbul'a mı geliyoruz? İstanbul'dan geliyoruz. Harika forma, ne kadar yakışmış. Türk milli takımının forması. Ya müthiş. Voleybol ne ifade ediyor sizler için? Voleybol tutku, hırs, başarı ve birlikte olmanın gücü. Daha güzel anlatılamazdı. Neden buradayız? Bizi ne getirdi buraya? Ne taşıdı? Hangi yürek getirdi? Yani aslında zaten aile olarak salon sporlarına özellikle bir ilgimiz var. Kızımız da voleybol oynuyor takımın altyapısında. Ya seviyoruz. Harika. Takımımıza buradan seslensek ne deriz? Ne olursa olsun sonuç, biz hep yanınızdayız, arkanızdayız. Müthiş bir takımsınız. Küllerinizden doğuyorsunuz. Bugün de yine burada, Ljubljana'da aynısını yapacaksınız. Vakıfbank, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki Stožice Arena'da oynanan maça Cansu, Hak, Gabi, Barçekli, Zehra ve Okmogu altılısıyla başladı. Sila'nın servisi, Barçekli'den iyi manşet. 4 numaradan Gabi sıçradı, zaten istediği topu aldı. Doğru bir zamanlamayla da geldi Gabi. Lamar'ın servisi, Ayça'nın manşeti biraz yüksek. Zorlanarak topu Hak'a ulaştırdı Cansu ama müthiş bir hücum İzabel Hak'tan. Gabi ve Hak'ın sayılarıyla skora tutunan temsilcimiz, rakibin önde götürdüğü setin son bölümünü çok iyi oynadı. Mola dönüşünde yine Tuğba kullandı servis. Bir kez daha Plummer'a gitti o servis. Şimdi Egonu'nun hücumu. Kötü bir hücum Egonu'dan. O da topu dışarı vurdu. 23-21. Konelianolu oyuncuların da hatalarıyla 4-0'lık seriyi yakalayan Vakıfbank ilk seti 25-22 kazandı. Lecroix kullanıyor servisi. Barçekli aldı manşeti. Seti bitirme imkanı. Gabi'nin hücumu. Bu set sona erdi mi? Evet, top yere temas ediyor. Vakıfbank bu önemli karşılaşmada şampiyonluk mücadelesinde ilk setin kazananı. Giovanni Guidetti ve oyuncuları sonraki sete de hızlı girdi. Fark 4'e indi. Rahatız. İkinci seti bu bölümde Ayça'nın manşeti. Cansu zorlukla ulaştı. Zehra'nın ama iyi hücumu.
Vakıfbank 13-7'de 6 sayılık fark yakalasa da Egonu'nun etkili oyunu 16-16'da skoru dengeye getirdi. Başhekimin düdüğü geldi. O temas sonrasında Ogbogu ortadan hücum etti. Top oyunda kalıyor. Şimdi Plummer. Karşıda ikili bloğumuz var. O blokta eridi bu top ve 16-16'lık denge. Set sonunda savunma performansıyla rakibinin hücumlarını durdurmayı başaran Vakıfbank 25-21 ile setlerde 2-0'ı buldu. Paola Egonu kullanacak servisi. Egonu servisi fileye taktı ve setlerde 2-0'a yakaladık. İlk set 25-22, ikinci set 25-21. Karşılaşmanın üçüncü seti büyük bir çekişmeye sahne oldu. Arkadan Gabi ile hücum ettik bir kez daha. Yeniden öndeyiz. Brezilyalı Gabi son bölümde güvenilir bir el oldu Vakıfbank için. Egonu dışındaki oyunculardan da sayı katkısı bulmaya çalışan Corneliano bu sayede set sonuna başa baş girdi. Kuban'ın servisi Sila'ya gitti. Hücumu ortadan yaptılar. De Cruyff'la 19-19. Son bölümde etkili servislerle Vakıfbank manşetini zorlayan Corneliano seti 25-23 kazandı ve maçta durumu 2-1'e getirdi. Şimdi Isabel Hak da ön tarafta. Cansu kullanıyor. Servisi günün iyi servislerindendir Cansu. Egonu seti bitirmek için hücum etti ve sete de noktayı koydu Egonu. Şimdi 4. sete başlıyoruz Cansu'nun servisleriyle. 4 numaradan Sila'nın hücumu hemen sayıyla girdi sete Corneliano. Egonu 1 numaradan sıçrıyor ve 4-2'ye de getiriyor skoru. Hatta bir servis sayısı daha. Ayça'nın bir soluna, bir sağına giden servisler üst üste 2 ace. Corneliano 4. sete de 6-2'lik üstünlükle girdi. Buna rağmen oyundan kopmayan Vakıfbank 10-10'da rakibini yakaladı. Yine Sila. Ama güzel savunma var. Filenin her iki tarafında da bu bölümde. Bu top bloktan sekip havuzda eriyor. Bakalım burada dengeyi bulabilecek miyiz? Bir servis sayısı Cansu'dan 10-10. Hem file üstünde hem de arka alanda yaptığı savunmayla İtalyan ekibine dur diyen Vakıfbank seti 25-21, maçı da 3-1 kazanarak Şampiyonlar Ligi'ndeki 5. şampiyonluğuna uzandı. İyi de servis Ayça aldı manşeti. Cansu zorlanarak yükseltti topu. Bitirmek için vurdu. Galile noktayı koydu. 5. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu Vakıfbank. Avrupa'nın bir kez daha en büyüğüz Vakıfbank'la beraber. Bir kez daha Şampiyonlar Ligi'nde zirvede Giovanni Guidetti ve oyuncuları. Ve Vakıfbank istediğini alıyor ve Corneliano karşısında alınan galibiyetle süper finali, aynı zamanda da Avrupa şampiyonluğunu harika bitiriyor. 5. kez Avrupa şampiyonu Vakıfbank. İşte bütün Vakıfbank burada. Sibel Hanım, hemen düşüncelerini soralım. Canlı gönülden tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. İnanılmaz bir mutluluk. Bu sezon 5 kupanın 5'i de Vakıfbank'ın elinde. 35. sezonunda bize yaşatmış olduğu mutluluk tarif edilemez. Helal olsun. Tekrar canlı gönülden tebrik ediyoruz. İşte Türk bayrağımız, gerçekten de gurur duyuyoruz takımımızla bizle. Zehra'cığım, her şey yolunda mı? Evet, çok mutluyuz. Hedefimize ulaştık. Bu sezonu 5 kupayla kapatıyoruz. Bu kupa ülkemize çok yakıştı. İlk önce kadınların boks madalyaları, ondan sonra Anadolu Efes'in birinciliği, şimdi de bizim birinciliğimizle Türkiye'mizi çok güzel yerlerde temsil ettik. Hepimize gurur duyuyorum ve çok güzel bir hafta sonu yaşadığımızı düşünüyorum. Bugünün cümlesi ne? Sezonun da son maçıydı. Özel bir cümlen var mı? Kaybetmek de bir kazanım ama biz kazanmayı seviyoruz. She did really great job. In every point. Gerçekten çok iyi bir iş başardın. Her sayıda, her gün. Tekrar tebrik ederim. Çok iyiydin.
Nasıl hissediyorsun? Gerçekten nasıl hissettiğimi tarif edemem. Bu takımın bunu hak ettiğine eminim. Sezon başında her şeyi kazanıp kazanamayacağımızı konuşmuştuk. Şimdi başardık, her şeyi kazandık. Yaşadığımız her şey, bütün geri dönüşlerimiz, bütün sayılarımız. Bu sezon çok iyiydi. Şampiyonlar Ligi'nde de Imoka'ya karşı kazandık. İnanılmaz bir şey bu. Acayip gurur duyuyorum kızlarla, takımla. Her zaman kendimize inanmamız çok önemliydi. En zor zamanlarda bile sanki en iyi oyunculara sahipmişiz gibi, en iyiymişiz gibi savaştık. Bize çok zor zamanlar yaşatan takımlara karşı hep çok iyiydik. Çok mutluyum ve bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Thank you so much. Thank you, Gabi. Tebrikler. Melis'cim, tebrikler. Cümleleri sana bırakıyorum. Senin için de çok özel bir maçtı çünkü. Evet, ama bundan daha önemlisi Vakıfbank'ın başarısı bu sezonki bence. 5 tane kupa üst üste kazanmak çok zordu. Bunu başarabildiğimiz için çok mutluyuz. Sezon başında koymuştuk bu hedefleri. Describe what's happening here. This is Vakıfbank. This is the people that work every day. This is the people that make this happen. I'm just nothing without all of them. İşte bu Vakıfbank, işte bu gördüğünüz Vakıfbank için çalışan insanlar, onlar olmadan kesinlikle olmazdı. Harikalar. Congratulations, coach. Congratulations. Sen istatistikten sorumlusun. Bugünkü maçın, finalin istatistiği bize ne diyor Fatih'ciğim? Final maçlarında pek istatistik çalışmaz. Kazandığımız için mutluyuz. Elimizden geleni yaptık. Özellikle bu kupaya armağan etmek istediğin biri var mı? Yani aileme öncelikle, sonra bütün ülkemize. Bugünün cümlesi ne? O cümleyle kapatmak istiyorum Slovenya sayfasını. 5 demek istiyorduk. 5 dedik diyelim. Haydi o zaman 5 diyerek kapatalım mı? 5. MVP'de beklendiği üzere Brezilyalı yıldız Gabi Ljubljana'da.